Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde ayrı zamirlerden gaip yani üçüncü şahıs zamirler hangi isimlerin, isimlerin yerini tutar? Ayrı zamirler hangi isimlerle kullanılır? Bundan önceki dersimizde biz ayrı yani merfu munfası zamirleri öğrenmiştik. Neydi onlar? Baştan üçüncü şahıstan başlayalım. Sonra ikinci şahıs, sonra birinci şahıs şeklinde görelim. O sıraya göre öğrenmiştik. Hüve, hüme, hüm. Hiye, hüme, hünne. Ente, entüme, entüm. Enti, entüme, entünne. Ene, nahnü. Hüve o demekti. Erkek için kullanılıyor. müzek. Hüme o ikisi. Hüm onlar. Birinci sıra müzekkerler, eriller için, erkekler için kullanılıyor. İkinci sıra hiye o müennes için, Hüme, o ikisi, o iki mühendis. Hünne, onlar, mühendis, akıllı insanlar için kullanılıyordu. Sonra ikinci şahsa gelmiştik. Ente, sen, erkek için kullanılır, müzekker. Entüme, ikiniz. Entüm, sizi erkekler. Enti, sen bayan. Karşımızda bir kadın var, ona söylüyoruz. Entüme, siz ikiniz, bu ortaktır. Yani hüme, o iki erkekle, o iki kadın ortak hüme. En tümeyle de siz iki erkekler, siz iki kadın ortak. En tünle siz kadınlar. Sonra ene ben, kadın da ene de, der e, erkekle. De. Nahnu hem biz ikimiz manasına gelir hem de biz manasına gelir. Biz burada ilk iki sırada bulunan gayip yani üçüncü şahıs zamirlerin yani hüve, hüme, hüm, hiye, hüme, hünne zamirleri hangi isimlerin yerini tutar? Bu dersimizde bunu öğreneceğiz. Onun ondan sonrakiler yani ikinci şahıs zamirler, muhatap muhataba zamirleri ise zaten bir ismi yerini tutmaz. Onlar e, normal o şekilde kullanılır. Yani biz o, o ikisi, onlar dediğimiz zaman bunlar insan mı, hayvan mı, işte canlı mı, cansız mı? Bunları öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdi arkadaşlar, bakın hüve zamiri o demek. Hüve zamirimiz hangi isimler için kullanılır? Birinci şıkta bakın. Müfret müzeker, özel isimler. Yani özel isim, erkek isimleri. Hasan, Muhammed, Kerim. Mesela Hasan dediğimiz zaman Hasan, biz onun yerine o, hüve deriz. Muhammed, ya Muhammed ismini söyleriz veya cümlede geçtiyse artık iki de bir Muhammed demeyiz. Hüve, o deriz. Kerim, Ali, Halid, Hüseyin mesela. Bu isimler geçtiğinde hep hüve deriz artık. İkincisi müfet müzeker akıllı isimler. Yani cins isimleri müzekerleri. Mesela racül adam. Cümlede adam kelimesi geçti. Biz ne diyeceğiz? Hüve. Velet çocuk. Geçtiği zaman bir dahakinde artık ikide bir çocuk demeyiz. Hüve. Talib'in öğrenci, erkek öğrenci. Hüve deriz. Üçüncüsü de insan dışındaki varlıklar biliyorsunuz ya müzekkerdir ya müennesir demiştik. Kalem müzekker. Mesela kalemi masaya koydum. O işte yenidir diyeceğiz. O derken işte hüve diyeceğiz kalem yerine. Artık kitap yine hüve. Onun yerine hüve kullanacağız. Ders, ders için o hüve. Yani demek ki hüve zamiri hem müzekker insanlar için kullanılıyor. Hem müzekker nesne kavramlar için kullanılıyor. Evet ikinci zamirimiz hüme. Hüme zamiri o ikisi. Hem Müzekker'de hem Mühendis'te ortaktı. İkildi bu tesniyeydi, müsenna idi. Evet bakın birinci de özel isimlerde kullanılabilir. Muhammed ve Hasan. Hasan. Muhammed ve Hasan için biz Türkçe Hasan, Arapça'sı Hasan. Hüme' deriz. Aişe ve Fatıma için ne deriz? Hüme' deriz. Burada birisi erkek, birisi kadın olabilir. Mesela biri Muhammed, diğeri Aişe olabilir. Muhammed ve Aişe. Onlar için de hüme zamirini kullanırız. O ikisi. Evet iki tane tesniye müzekker veya müennes akıllı isimler. Yani tesniyesi geldi diyelim bir ismin. Taliben iki erkek öğrenci. Onun için hüme deriz. Talibetani iki kız öğrenci. Onun için de hüme o ikisi zamirini kullanırız. Yine nesnelerde kavramlarda yine tesnilik vardı biliyorsunuz e, müzekker bir ismin tesnisi de olsa, müennes bir ismin tesnesi de olsa onlar için de evet kitabani onun yerine hüme risaletani iki mektup, iki mesaj müennesdir bakın. Onun içinde de hüme deriz. Zaten bir önceki derste biz bunu öğrenmiştik. Yani hem müzekkerlerin hem de müenneslerin ikili için ortak olduğunu öğrenmiştik. Gelelim hüm zamirine. Hüm onlar demek. Erkekler için kullanılır. Evet üç tane erkek ismi olabilir. Bakın Hasenün ve Muhammedün ve Halidün. Evet Hasan, Muhammed ve Halid onlar için hüm deriz. Diğeri cem Müzeker Salim bir isim olabilir. Müslimun, Müderrisun gibi bu kelime yerine biz zamir olarak hüm deriz. cem Teksir erkeklerin yani akıllı insanların yani insanların akıllıların müzeker kırık çoğul olabilir. Rical gibi racunun çoğulu, ulema alimin çoğulu, talebe talibin çoğulu, öğrencinin çoğulu. Bu üçü için zamir olarak hüm deriz. Bakın talebe müennes değildir. Daha önce öğrendik. Erkek öğrenciler demekti. Cemil yine e, karma isimler olabilir. Mesela burada Halit erkek ve Zeynep ve Meryem. Bakın bu biraz ilginizi çekebilir. Çünkü erkek bir tane, kadın iki tane. E bunun için hangi zamiri kullanacağız? Yine hüm zamirini kullanacağız. Çünkü Arapçada müzekkerlik, gramerde müzekkerlik baskındır. Bakın bir sonraki Fatıma ve Hasan ve Selim. Burada bir kadın var, iki erkek var. Bu da hüm olacak. Yani mesela bir toplulukta bir erkek, 10 10 tane kadın olsa biz bunu gramerde ama bakın gramer olarak söylüyorum. Gramerde biz bunun müzeker hükmünde olduğunu düşünüp müzekker zamir kullanacağız. Şimdi geldik müennes zamire hiye. Hiye o demek. Bu için kullanılır? Evet özel isimlerde müennes isimler vardı. Bakın A işe Fatıma için hiye deriz o. Yine cins isimler var müennes. İnsanlar için kullanılan müslimetün bakın müslim, müslüman kadın talip kız, kız öğrenci. Onun için ne deriz biz? Yine hiye deriz. Nesneler var kavramlar var müennes olan. Evet risaletün mektup, mesaj, seyyaretin araba. Onun için de hi ederiz. İşte burası çok önemli. Üçüncü madde. Cemi akılsızlar. Yani akılsızların çoğu. Daha önceki derslerimizde biz isim cümlesini müptede haberde görmüştük. İnsanların dışındaki varlıkların çoğunla biz akılsız çoğul, gayri akıl çoğul demiştik. Onlar da arkadaşlar müfret, müennes hükmündedir. Bakın seyyarat, arabalar, imarat, apartmanlar. Biz onlar demek için hiye diyeceğiz. Hünne olmaz. Yanlış olur. Hiye. Klasik Arapça'da var. Bunu ileride göreceğiz. Bakın biz gramer öğretirken en temel, en çok gramer konularını öğretiyoruz. Daha sonra istisnai bilgileri sizlere vereceğiz. Birden hepsini yani şu da olur, bu da olur, o da olur gibi gramer konularını vermiyoruz. Bakın aklem, kalemler. Cemi tekstirdir bu ama akılsızların çoğudur. Kütübün. Kitaplar. İşte bunlar içinde onlar diyeceğiz. Hangi kelimeyi kullanacağız? Hiye. Hiye zamirini kullanacağız. Hüm diyemeyiz bakın. Yanlış olur. Demek ki hiye zamiri akılsız çoğul varlıklar içinde kullanılır. Onlar. Yani hiyenin manası sadece o değil onlardır. Hiye. Evet. Zaten Hüme'yi görmüştük. Müzekeri mühendisi o ikisi ortaktı. Gelelim hünne. Bakın mühendis özel isimlerde Aişe ve Zeynep ve Meryem onlar için hünne, onlar zamirini kullanacağız. Nisa, kadınlar bakın, kadınlar. Hünne diyeceğiz. Eramilü, ermeletün, ermeletünün çoğulu dul demek. Dul kadınlar, eramil, hünne diyeceğiz. Cemimenne salim, akıllı isimler için gelin bakın. Talibetün, kız öğrenciler için hünne diyeceğiz. Müminetün, inanan kadınlar için de, müminler için de hünne diyeceğiz. Bakın burada şu çok önemli. Yani baktım bir kelime cemi mühendis salim gelmiş. Hemen ona ben hünne zamirini gönderemem. Çünkü cemi mühendis salim zam, cemi mühendis salim şeklinde gelen isim akılsızların çoğulu mu? Yani akılsız çoğul, gayri akil çoğul çok önemli. Bak cemi teksir gelen bir kelime akılsızların çoğulu. O zaman biz ona ne muamelesi yapacağız? Müfret mühendis muamelesi yapacağız. Evet şimdi alıştırmalara gelelim. Burada Arapçaları marife ve nekre olarak verilen cins isimleri ayrıca özel isimleri zamir olarak ifade etmek gerektiğinde hangi zamirleri kullanacağımızı boşluklara yazınız. Evet. Mahmut Biz Mahmut yerine hangi zamiri yazarız arkadaşlar? Mahmut yerine. Hüve. O. Evet. Hüve. Miknese. El miknese. süpürke Mühennestir. O diyeceğiz. Hangi zamiri kullanırız? Hiye tilmizetani et Evet, o ikisi demek. O iki zamiri hem müzekkerde hem müenneste ortaktı. Huma. Babun el Kapı. Kapı müzekkerdir bakın. Onun için o dememiz lazım. Biz ileride bu zamirleri e bunların adı merfu munfası zamirler. Biz bu zamirleri ileride hem müpteda hem haber yapacağız. Mesela o kapıdır dediğimiz zaman hüve bab diyeceğiz ileride kullanacağız. Süyyahun es süyyah. Bunun manasını bilmiyorsak hangi zamiri kullanacağız bilemeyiz. Bu turistler demek. Erkek turistler. O zaman hangi zamiri kullanacağız? Hım zamirini. Said ve Fatıma ve Betül. Burada iki tane kadın bir tane erkek var. E, Müzekkerlik baskındır. Burada ne demek? Alem. Alem demek özel isim demek. Evet. O zaman bunlar için biz onlar zamiri kullanacağız. Hım. Evet onlar. Elven, el elven, renkler. Arkadaşlar renkler için, akısı çoğul olduğu için onlar nedir? Hiye. Akılsız çoğullar için onlar hiyedir arkadaşlar. Haccan, el haccan. iki hacı. Müzekker de olsa, müennes de olsa ortaktı o ikisi. Hüme. Tabi bunlar iki erkek hacı. Defatir, ed defatiru. Defterler. Akılsız çoğuldur. Onlar dememiz lazım. O zaman hangi zamiri kullanacağız? Hiye. Tıflâtün et Kız çocukları bunlar. Cemil Mühendis Salim bakın. O zaman onlar diyeceğiz. Akıllı olduğu için bunlar hünne. İnsanların çoğulları. Hünne. Sâcide. Alem. Özel isim. Secde eden kadın bile olsa secde eden demek manası. Yine o diyeceğiz. O dediğimiz için mühendis de hiye. Keferatün el kefera. Bunun manasını bilmiyorsak yanlış yaparız. Kafirler demek. Erkek bunlar arkadaşlar. Daha önce öğrendik çünkü biz bunları hum onlar. Cemi teksirdir bu. Düzensiz çoğul. Kırık çoğul. Aynani el aynan. iki göz. İki o ikisi demek ortaktı. Hem müzekkerde hem müenneste. Hüme. Hakibetani el hakibetan. iki çanta. O ikisi diyeceğiz. Hüme. Tâciratun et tâcira kadın tacir hiye zamirini kullanacağız o Hanâbiletun el hanâbiletü hambeliler erkek bunlar Hüm. Arkadaşlar mim harfi bakın böyle de yazılır ne bileyim bir el takısı kelimesinde olduğunda böyle de yazılır bakın bunlar mimdir dikkat edelim ortada böyle de yazabilirim Ceddetatun el ceddet nineler Niye olacak? Onlar. Kadın olduğu için nineler. Hünne. Tairatani et tairatani. iki uçak. iki O ikisi dememiz lazım. Hüme. Meryem ve Ali ve Halide. Bir tanesi kadın, iki tanesi erkek. Onlar olacak. Zamir. Hüm. Şübbenün eş ben. Gençler. Erkek bunlar. Onlar için ne kullanacağız? Hüm. Şebbün çoğulu bu. Şebbün şübben. Şübben emsiletün el emsile. Örnekler. Bu misalin çoğulu. Misal. Akılsız çoğul. akısı çoğul olduğu için hangi zamiri kullanacağız? Hiye. Onlar demek. Hiye. Fevziye ve ramziye. Alem. Özel isim bunlar. O bu ikisi hem erkekte hem kadında ortak Hüme. Şühede. Şehidin çoğulu bu. Şehid. Evet. Şehitler. Nedir? Erkektir bu. Hım. Onlar. Hım. Eyyam, el eyem. günler Akılsız çoğuldur. Yevmin çoğuldur bu. Yevm gün. Yevmin. onlar diyeceğiz. Hiye. Yani eyyam gün günler yerine zamir koyarsak hiye diyeceğiz. Hüm diyemeyiz. Yanlış olur. Eyyam o zaman insanlar olması lazım bunun. Şakir İster özel isim olsun, ister normal isim olsun şükreden manasına geliyor. Teşekkür eden, şükreden. Hüve. O, hüve. Vezirat, el vezirat. Bayan vezirler. Bayan bakanlar. Hünne. Hem bakan hem vezir manasına geliyor. Şabban eşşabban iki genç iki olduğuna göre tesniye huma o ikisi duvelun ed duvel devletler bunun tekili devletün. O zaman onlar dememiz lazım. Hiye. Akılsız çoğul olduğu için. Onlar hiye. Ehevâni el ehevân. Bu tesniyedir. Ehun kelimesinin kardeş, erkek kardeş. Onun tesnisidir. Ne diyeceğiz? Hüme. <laughs> onlar. O ikisi. Sadikatün es sadikat. Doğru söyleyen kadınlar, dürüst kadınlar. Mühendis olduğunu nasıl anladık? Bakın elif teyden. O zaman onlar diyeceğiz. Hünne. Decaceteni et decaceten. İki tavuk demek. İki olduğuna göre iki ortaktı zaten. Hüme. Burada farkındaysanız ente entüme entüm enti entüme entüm de kullanılmıyor. Sen, siz, biz niye? Çünkü onlar üçüncü şahıs bir e, ismi yerini tutmuyorlar. Emrad, hastalıklar, el emrad. Evet, maradın çoğulu Maraz diyoruz biz Türkçe'de. Arapçası Marat. O zaman onlar dememiz lazım. Hiye. Akılsız çok. Kamilun ve İsma'il. İki tane özel isim. Alem de. Bakın özel isim. O ikisi diyeceğiz. Zaten o iki kadın da olsa ortak. Hüme. Validani el validen. Anne baba demek bu. Anne baba. Valideyn diyoruz biz. Hüme. Aslında velidun baba demek arkadaşlar. Velidun baba. Bunun testesi validani anne baba manasına geliyor. Peki iki baba nasıl? O da aynı. Validen. Ama genel olarak anne baba manasında kullanılıyor. İhsan. El ihsan. iyilik yapmak. İhsan. Hüve. O. Evet. Ha hocam erkek ismi ise ne olacak o zaman? Yine hüve. Peki insan kadın ismi ise o zaman hiye. Müşkiletün el müşkile. Problem. Bakın müennes. Nasıl anladın hocam? Sonunda yuvarlak diye var. O zaman o diyeceğiz problem. Onun yerine zamir koyarsak hiye zamirini koyarız. Riyalani er riyalen. İki riyal. İki olduğuna göre tesniye hem müzekir hem mühendisli ortak. Hüme. Mecaninu el mecanin. Bu mecnunun çoğulu. Hatırlayalım. Bunu görmüştük. Mecnun deli demek. Mecnunun. Mecaninin cemi teksidir ama akıllıdır, erkektir bu. Mecnun deli er erkektir. O zaman hangi zamiri kullanacağız? hüm zamiri. Bu kadın olsaydı mecnunetin olurdu. Mecnunetin. O zaman onun çoğulu mecnunet. Himarani el himaran. Nedir bu? iki eşek. Tesniye. Onun için huma zamirini kullanacağız. Kerime özel isim. Ayrıca cömert manasına geliyor. Değerli, aziz, değerli, kıymetli. Onun yerine hangi zamiri kullanırız? Hiye zamirini. Cami'a, el cami'a, üniversite bakın müennestir. O zaman hiye diyeceğiz. Mesela üniversiteden bahsederken o açıktır diyeceğiz. Hiye meftuha, o kapalıdır. Hiye muğlaka, ileride bunlardan cümle yapacağız biz. Et'imetun el et'ime, yemekler arkadaşlar, akılsız çoğul bu. Akılsız çoğul, manasını bilmezseniz yapamazsınız. O zaman yemekler nedir? Akılsız çoğul, hiye, onlar, Kübra ve Büşra, alem, özel isim, kadın ismi bunlar. O ikisi diyeceğiz. O ikisi Hüme. Abgariyani, el-Abgariyani. İki dahi demek. Tesniye yine. Hangi zamiri kullanacağız? O ikisi Hüme. Mücrimetün el-mücrimet. Suçlular, günahkarlar. Bunlar kadın mı, erkek mi? Sondaki iki elif ve t'den belli oluyor. Hünne, onlar. Kadındır bunlar. Erkek olsaydı mücrimün olurdu. Manazir el manazir. Bu manzarunun çoğuludur. Manzar manzara demek. Manzarun. Akısı çoğul. O zaman onlar hiye. İleride cümle kuracağız. Onlar güzel. Hiye cemile diyeceğiz. Ayşe ve Halide özel isim alemdir bunlar. Alem özel isim demek. O zaman o ikisi diyememiz lazım. Hüme zamiri yeterlidir. O ikisi. Risaletani, risaleten. iki mektup, iki mesaj. Mühennestir risale. Onun için Hüme, tesniyede müzakkerlik, mühendislik ortak olduğu için hüme, o ikisi. İhve, el-ihve. Bakın bu mühendis gibi görünebilir ama ehun, erkek kardeşin çoğuludur bu. Erkeklerin çoğulu. O zaman onun yerine biz hüm zamirini kullanabiliriz. Onlar. İhve. Kız kardeş ne? Merak edenlere söylüyorum. Ühtün. Bunun çoğulu ne hocam? Ehavet. Cemi müennes salim. Ehavet. Bu kız kardeş. Ehulun bir tane daha çoğulu vardı. İhven. Bunlar geçen önceki derslerde geçti. Ezberlememiz lazım. Şebbetün eşşehabbe. Genç kız. Hiye. Hiye müennes. Umyanun el umyan. Bu e'ma kelimesinin kör. Türkçe'de ama diyoruz. Arapçası e'ma. Onun çoğuldur. O zaman onlar dememiz lazım. Hım. Sahifetun es sahife. Gazete arkadaşlar bu. Mühendis olduğu için o hiye. Suhufun es suhuf. Gazeteler. Sahifenin çoğulu. Akılsız çoğul. O zaman ne diyeceğiz biz? Yine hiye. Onlar. Hiye'nin manası onlar. Muidetani el muidetan. İki bayan asistan. iki kadın asistan. Mühendis olduğu için hüme. testiyelerde müzekerlik, mühendislik ortaktır. Hüme o ikisi erkek de olsaydı bunlar muidani yine hüme diyecektik. Rivaiyani er rivaiyan iki romancı müzekker bunlar hüme kadın olsaydı rivaiyetan olur. yine aynı olurdu. Kiramun el kiram bu kerimin cömert değerli aziz kelimesinin çoğuludur. O zaman hüm hüm onlar kiram Cemile ve Suat ve Zeynep. Burada üç tane kadın ismi var. Suat unutmayalım. Araplarda kadın ismidir. Bizde genelde erkek ismi olarak kullanılıyor. Araplar Suat hep kadınlara verirler. O zaman onlar nedir? Hünne. Yani burada Suat erkek bile olsa ikisi kadın. Biri erkek bile olsa yine bunu hüm diyeceğiz. Ama burada ne var? Üçü de kadın. Onun için hünne dedik. Bunların biri erkek olsa hüm deriz. Ashab arkadaşlar bunun müfredi nedir arkadaşlar? Sahibin daha önce gördük sahibin iki tane çoğul var sahibin biri sahbun bu da çoğul elihi ve sahbihi diyoruz bakın ashab arkadaşlar o zaman hangi zamiri kullanacağız hüm zamirini kullanacağız gardiyetün el kare köy o diyeceğiz hiye çünkü müennes müdünün el müdün bu medinetün şehir kelimesinin çoğulu medinetün müdün o zaman hem müfredi Müfredi de olsa, çoğul da olsa hiye diyeceğiz. Hiye hem o hem onlar. Akısı çoğul olduğu için müdün hiye, onlar. Fındık otel, fındık müzeker olduğu için hüve, o. Fındık el fındık. Süya esüya, turistler erkek olduğu için hum. Zeynep ve Muhammed, Zeynep ve Muhammed iki kişi bunlar. O ikisi diyeceğiz, hüme alem özel isim demek. Saat, es saat, saatler akılsız çoğul. Hiye. Bakın burada hünne diyemeyiz. Çünkü insan diye bu. Eğer bunlar kadın olsaydı o zaman hünne olurdu. Manasını bilmiyorsanız hangi zamiri getireceğinizi bilemezsiniz. Hiye onlar demek. Fitiyetun el fitiye. Bunun manasını bilmezseniz yapamazsınız. Fitiye fete feten kelimesinin genç demek çoğuludur. Kırık çoğul cemi teksirdir. O zaman onlar hüm diyeceğiz. Fitye. Evet bunun bir tane daha çoğulu var. Fityen. Evet. Feten iki çoğulu. Fityetün fityen. Mehasin. El mehasin. iyilikler, güzellikler demek. Akılsızlığın çoğuludur. Hiye. Onlar diyeceğiz. Hiye. Ve izze. Azizin çoğuludur. Aziz. Aziz. Değerli kıymetli. Hüm onlar erkektir bunlar çünkü. Evet, ikinci alıştırma tipimiz verilen Arapça zamirlerin seçeneklerdeki hangi isme uygun düştüğünü saplayarak doğru şıkları işaretleyiniz. Şerikat, şirketler, hasidün haset eden erkekler, kıttani iki kedi. Hasidün olsaydı hüm olurdu. Kıttani de hüme olurdu. Şerikat, evet. Şirketler akısların çoğuludur. Bakın burada çoğul türü önemli değildir. İşte hiyenin manası ne olsun? Onlar. İmarat, apartmanlar. Meryem'i, mümerrida, mümerridat, hemşireler. Arkadaşlar kadın olduğu için doğru cevap budur. İmarat olsaydı hiye olurdu. Çünkü apartmanlar, akılsız çoğul, hiye zamirini kullanmamız lazım. B'de ne olurdu? Hüme olurdu. O ikisi. Evet hüme o ikisi. Burada hangi şık doğru? B. Hasan ve Hin. Kumsan gömlekler akılsız çoğul Bu olsaydı hiye olurdu. Sığarun küçükler. Bu olsaydı müzekkerin sagirinin çoğulu bu. Sığar hüm olurdu. Onlar hüm. Hüm onlar. Erkeklerin çoğulu. Burada erkeklerin çoğulunu bulmamız lazım. Verasetün. Mirasçılar. Bunun müfredi. Verisün. Geçti bu çoğul. Mirasçı. Çoğulu hüm. Cemi tekstleri. Düzensiz çoğuldur bu. Mekatip. Masalar ve ofisler manasına gelir. Akılsız çoğuldur. Bunda ne kullanılır? Hiye kullanılır. Doğru cevap verete vezirani, iki bakan, iki vezir, hüme olur. Hüve o demek, müzekker bir şey bulmamız lazım. Dinar, işte doğru cevap bu, dinar. Mekatip, işte masalar ve ofisler manasında. Bunun için akılsız çoğul için hiye kullanılır. Yani iki, iki dizi, yani film dizisi veya zincir manasına geliyor. Hüme olur. Hiye, hem o hem de onlar manasına gelir. Burada müşterikâtün katılan kadınlar veya abone olan kadınlar bu olsaydı hünne olurdu. Emsiletün örnekler bu misalin çoğulu. Misal örnek akılsız çoğuldur. Doğru cevap budur. Rumâtün râminin okçu, okatanın çoğulu cemi teksirdir. Ramin erkektir. Onun çoğulu. Bunun için hüm olurdu. Hünne onlar. Kadınlar için kullanılması lazım. Bakalım burada Meliket'ün kraliçeler demek. Doğru cevap bu. Peki garasinetün nedir? Korsanın çoğulu. Korsan, korsan yani. Bu müzekkerin cemi teksi. Bunun olsaydı hüm olurdu. Hamza, Talha ve Taha bunların üçü erkek ismi. Bunlar için de hüm olurdu. Hiye, o demek akıstırın çoğulanı onlar. Burada uygun olan ne? Meryem için hiye diyebiliriz. Fuat erkek ismi, ismi hüve olur. Cemadun cansız demek. O cins isim o da hüve olur. Hüme o ikisi burada tesniye bulmamız lazım. Doğru cevap velideni anne baba. Sıbiyen sabiyünün çoğulu. Sabiyün. Sibyan olsaydı hüme olurdu çocuk demek. Umyan da e'manın çoğulu. E'man Umyan. onun için de hüme olurdu. Hiye o ve onlar demek. Burada doğru cevap Hint kelimesi. Kadın ismi o. Amalika imlakın çoğulu. İmlak dev demek. Dev yani müzekkerin cemi teksiri. Felsefetünde, de feylesufun daha önce geçtiğini hatırlatmak için yazıyorum. Biraz zaman kayboluyor ama ne yapalım? Felasuf bu ikisi hüm olur arkadaşlar. Felasife filozoflar, amalika devler. Hüm onlar. Burada bir e, doğru cevap dekatiratın yani doktorlar. Bu Düktürün kelimesinin çoğuludur. Dekatre cimi teksirdir. Kana değil kandiller, lambalar. Bunun için kullanılsa hiye kullanırdık. Akılsız çoğul. Mesulani iki sorumlu, iki yetkili. Bunun için de hüme kullanılırdı. Hüme o demek. Müzekker bulmamız lazım. Evet halife. Halife müzekkerdir. Buradaki te mühendislik alamet değildir. Her yuvarlak tel olan mühendis değildir. Halifeler müzekkerden olduğu için hep müzekkerdir. Bu halife. Betül kadın ismidir. Hiye olurdu. Misad iki asansör. Bunda da hüme olurdu. Hüm onlar demek. Buraya erkek bulmamız lazım. Usatün evet. Bu günahkarın, asinin, el asi kelimesinin çoğuldur. Usat. Doğru cevap bu. Cemi tekstirdir. Mühendis değildir bu. Sayyadeyni iki avcı hüme olurdu. Fellahani içinde iki çiftçi hüme olurdu. Hiye o veya onlardır. Burada doğru cevap es iletün. Çünkü bu Süel, soru kelimesinin çoğuldur. Düzensiz çoğuldur ama akılsız çoğul olduğu için es ile tün sorular hiyenin onlardır. Hisanen iki at hüme olur. Kibar kebirin çoğulu kebir büyük, kibar büyükler hüm olurdu. Hünne onlar, kadın olmaz burada. şakikatun, doğru cevap B. Şakikat, kı, öz kız kardeşlerdir. şakikatun. Etkiye takiyyünün çoğulu takiyyun müttaki, takvalı demek. Etkiye, yani müzekkerin cimi tekstil, hüm olurdu. Eşkıya, şakiyyun, mutsuzun. Mutsuzun çoğul eşkıya. Bu da hüm olurdu. Cemi teksir Evet, hüm. Onlar. Burada e, veli, doğru cevap vilden. Evet, veledin çoğulu vilden. Burada veliden anne baba için hüme olur. Veleden iki çocuk için ne olur? Onun içinde e, hüme olur. Tesniye onlar çünkü. Bu cemi teksir. Vildanün bakın. Eni sesi tesniyenin sesidir. Eni, aynı sesi. Hiye, o veya onlar. Burada doğru cevap a. Masaliu. Bunun müfredi maslahatun. Çıkar. Maslahat çıkar. Yarar, fayda. akısı çoğuldur. Masalih onlar. Salih için olsaydı salih. Hüve iyi demek ve özel isim. Sulaha bu da salihin çoğulu. O da hüm olurdu. Evet. Hüme o ikisi demek. Tesniye haceten. İşte iki bayan hacı. Doğru cevap bu. Hüccac haccünün cemi tekstirdir. Hacı kadın değil erkek haccün. O hüm olurdu. Haccüne onun için de hüm olurdu. Hüm onlar demek. Muatine erkekler için bakın. Onlar. Vatandaşlar demek. Muatine onlar kadın vatandaşlar. Bunun için olsaydı hünne olurdu? meşhurani iki ünlü içinde hüme olurdu. Evet hüve o demek müzekker için ernebün tavşan için kullanılır. Terceme tercüme etmek tercüme onun için ne olur hiye olur mühendis. Bu bakil cimri kerim cimri kelimesinin çoğulu bu o zaman hüm olurdu bu Onlar onlar. Hünne onlar seyyidatun hanımlardır. Seyyidun erkek bay demek. Seyyidetin bayan Seyyide müfredi hanımefendi Seyyide Seyyide makabir makberin çoğulu akılsız çoğulu o hiye olurdu eklem kalemin çoğulu o da hiye olurdu onlar hiye hem o hem de onlar burada doğru cevap ma'lumet o bir bilgidir hiye ma'lumet seharatun sihirbazlar sahirunun cemi teksirdir sehara için zamir hüm olurdu onlar bu da ukale, akil kelimesinin çoğuludur. Akilün, ukale o da onun içinde zamir hüm olurdu. Hüm onlar demek doğru cevap ceheletün, cahiller, cahilün kelimesinin çoğuludur bu. Cemi teksirdir, müzekerin kırık çoğuludur hüm. Cahilat, cahil kadınlar hünne olurdu zamiri. Cahileyni de hüme tesni olduğu iki olurdu. Hüme o ikisi burada e, suubetani bu doğru cevap a. iki zorluk demek, tesniyedir. Sa'imine oruç tutanlar olsaydı hüm olurdu. Siyasiyatun politikacılar kadın olduğu için bu da hünne olurdu. Hiye o veya onlar demek. Burada doğru cevap fennane sanatçı demek, kadın sanatçı. Fennen erkek sanatçı. Hüve olurdu. Fennanat kadın sanatçılar için hünne zamiri olurdu. Hüve o demek. Doğru cevap a. bakhil çimridir. Şevahit delil örnek manasına gelir. Şahidin çoğulu bu. Akılsız çoğuldur. Şevahit için e, hiye olur. Hiye akısız çoğul. İnsan için kullanılmıyor bu. Ası ve rüzgar bunun içine ne olurdu? Hiye olurdu. Hüme o iksi nadimani doğruca pişman. İsyanın isyan etmek bunun için hüve zamiri kullanılır. Sibyan sabiyyünün çoğulu olduğu için çocuklar hüm hüm olurdu sibyan zamiri. Hünne onlar, onlar insanlar için kullanılan azizat, aşık, değerlidir kadınlar. Müşkilet, problemler, hiye kullanılır onlar akılsız çoğul. Suubet, zorluklar yine akılsız çoğul, hiye kullanılır. Hüm onlar, fukara, fakirin çoğulu, fakir. Fakirun, fukara, müzekkerin düzensi çok. Cahiletin hiye olur. Verisenin mirasçı hüme olur tesniye. Hiye o ve onlar demek. Burada doğru cevap O hizmetçi kadındır. Halife erkek olduğu için halife. Teylama erkektir. Hüve olur. Talebe talibinin çoğuludur. Öğrenci. Öğrenciler demek. O da hüme olur. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.